Avrupa'nın en büyük klasik müzik organizasyonu olan Enescu Festivali, Londra Filarmoni Orkestrası'nın muhteşem konseriyle kapılarını müzikseverlere açtı. Festival ismini Roman bestekar George Enescu'dan alıyor. Festivalin yeni sanat yönetmeni, orkestra şefi Vladimir Yurovski, George Enescu'dan övgüyle söz ediyor. O muhteşem bir müzisyen, aynı zamanda da vizyonu olan bir hümanisti. Burada iki önemli görevimiz bulunuyor. Enescu'nun müziği hakkında farkındalık yaratmak ve Enescu'nun mesajını diğer nesillere taşımak. Bu aslında Beethoven'ın da mesajı. Seid umschlungen Millionen, yani milyonlar birbirini kucaklayacak ve herkes kardeş olacak. Yourselves become brothers and sisters. Avusturya Viyana'da müzik kariyerini sürdüren Roman piyanist Raluca Stirbat, ilginç tarzıyla dünya çapında tanınan bir isim. O da George Enescu'nun müziğine büyük ilgi duyan sanatçılar arasında. Onun müziğini icra etmek hiç de kolay değil. Besteleri gerçekten de çok karmaşık. Enescu'nun müziğini çalabilmenin sırrı, onu anlamak ve çok el pratiği yapmaktan geçiyor. Dinleyicilerin sizi doğaçlama yapıyor gibi hissetmesi gerekiyor. Onları zamandan ve mekandan uzaklara götürmelisiniz. Festivale katılan isimler arasında ünlü keman virtüözü Joshua Bell de bulunuyor. Bell, 2007 yılında Washington metrosunda ünlü Stradivarius kemanıyla sokak müzisyeni kılığına girerek küçük bir sosyal deney yapmıştı. Ünlü müzisyen 45 dakika içerisinde 40 dolar para biriktirmiş ve önünden yaklaşık 1000 metro yolcusu geçmişti. Onun çaldığı keman gerçek bir Gibson Stradivarius'tu ve fiyatı da yaklaşık 4 milyon dolardı. Klasik müzik bize güzel ve mükemmel bir şey sunuyor. Beethoven, bizim dünya için dilediğimiz bir müzik icra etti. Karmaşık hayatımız içerisinde buna ihtiyacımız var. Onun eserleri güzelce yapılandırılmış ve herkesi neşelendiren bir sanat. Gençlerin bu müziği dinliyor olabilmesi harika bir şey bence. Bence her çocuk müzik yapabilmeli. En büyük tutkularımdan biri de daha çok çocuğun müzikle ilgilenebilmesi. Joshua Bell, Londra'da oda orkestrası olan ünlü müzik topluluğu Academy of St. Martin in the Fields'ın 2011 yılından beri orkestra şefliğini yapıyor. Üç hafta içerisinde 3000 müzisyen bir araya geliyor ve hepsi de dünyanın alanında en iyi isimleri. Seyircilerin ilgisi ise olağanüstü. Tüm bu konserlerde kapalı gişe. Festivalin yeni sanat yönetmeni Vladimir Yurovski, George Enescu'ya adanan bu festivali daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyor.